Kıymetli hazirun, şimdi de bugüne özel günün anlam ve önemini belirtmek üzere, konuşmalarını yapmak üzere saygıdeğer müdürümüz Sayın Emin Usta'yı sahneye davet ediyorum. Arz ederim. Ben anneme babama nasıl saygılı davranıyorsam
onlara da bir öğrenci şımarıklığıyla değil, annesinin babasının karşısında duran, aynı zamanda kendisine ilim öğreten hocasının karşısında durarak durduğum için bu dernek bugüne kadar geldi. Emin hocam söyledi, Allah razı olsun, dinle sağ ol. Demek ki doğru bir şey varsa insanlar bunu görmezden gelmiyor. Yarım asırlık bir dernek dedi. Arkadaşlar, hiçbir menfaati yok, hiçbir albenisi yok, hiçbir cazibesi yok, hiçbir kazancı olmayan bir dernek 50 sene neyle ayakta durdu? Biraz önce söylediğim sevgi, biraz önce söylediğim hoca öğrenci ilişkisinin sabitliğiyle, güzelliğiyle ve paklığıyla, Allah yolundaki makbuliyetiyle bugüne kadar yürüdü. Bundan sonra arkadaşlarımız karar verdiler. Daha da ileriye götürecek şekilde hamleler yapacağız. Biz her sene burada bu tarihte ya da Mayıs'ta börek günü yapıyoruz. Bu sene börek günün üzerine çok kapsamlı bir şey oturttu. 68-69 yılında mezun olan ve arasında benim de bulunduğum 50-60-70-96 en son, ama vefatlar var, 47 kişi kaldı. Bu arkadaşlarımızın birçoğu İstanbul'da ama birçoğu da işlerin nedeniyle başka yerlere gittiler. Burada olanlarla görüştük, olmayanlarla görüşemedik. Şimdi onları 50 yıl sonra bugün çeşitli yerlerden geldiler, bazılarını görebildik. En azından birbirimizin sağ olduğunu gördük. Birbirimizin iyi olduğunu gördük. Daha da bir moral, daha da bir ömür kazanarak buradan ayrılacağız. İşte bugün onun için toplantı verdik ki 50. yıl mezunlarına 50. yıl mezuniyetlerini belirten bir plaket verelim. Başka bir şey daha yapalım, ne yapalım? Bu okula biz geldiğimizde pırıl pırıl yepyeniydi. Bu okul takviye edilecek denildi. Arkadaşlarımız İhsan Mermerci'nin mensupları Türkiye'yi idare eden kadrolarda yer aldığı için şu anda onlar harekete geçirildi. O takviye parasıyla bu okul yenilendi. Onlar da aramızda. Onlar da bizim mezunumuz. Dolayısıyla bugün bizim için çok güzel bir gün. Şevket'e söz vermiştim. Fazla konuşmayacağım diye ama ben bir konu görünce sen öğrencilikten kalma alışkanlığı sonra siyasette de devam etti. Dayanamıyorum. Çok şey söylemek olduğu için içinde o dağarcığı kısaca geçiyorum. Bugünler daha da büyüyecek. Artık bundan sonra sadece börek biliyor. Gelecek yıl, ondan sonraki yıl, ondan sonraki yıl. Fasılasız hep 50. yıl mezunları burada plaket alacaklar. Bizden sonra 69-70 mezunları gelecekler, gelecek sene. İnşallah onların olduğu zamanda da Allah sağlığımızı bize bağışlar. O toplantıya katılırız. Sevgili hocalarım burada var, gözlerinin içine bakıyorum. Benim sevgili hocam, senden başla. Kalk çıkar, bir seni bir görsünler ya, ne olur Allah aşkına. Thank you.
hocam aynı şeyleri senin içinden söylüyorum. Böyle bir dönüşüm görsünler. Aynı şeyleri senin içinden söylüyorum. Aynı şeyleri senin içinden söylüyorum. Senin sevgin, öğrencilerin sana olan sevgisi, seni buralara kadar getirdi. Allah sana yardımcı olsun. Benim Emel hocam. Her bizim Emel'imiz de o. İşte Emel hocam. Seni de bir görsünler bu hocam. Hadi hocam. Thank you.
Herkese iyi akşamlar. Kemal Yılmaz. 20 sene görev yaptım. 1989, 2009. Ama Zeytinburnu devam ediyor. Şu anda da Zeytinburnu Kaymakamlığı'nda İçen Milli Eğitim Koordinatörlüğü yapıyoruz. Diğer eğitimci abilerimizin izinden yürüdüm. Onlar ne yapıyordu? Kaliteli, nitelikli, adam gibi adam yetiştirmek için uğraşıyorlardı. Onların ayağını kaldırdığı yerden ben adımımı attım, o şekilde devam ettim. Sizin gibilerini yetiştirmeye çalıştık. Hepinizi seviyoruz, iyi akşamlar. Recep Yılmaz, 8 Nisan 2002 tarihinde göreve başladım bu okulda. Daha önce şube müdürüm, kağıthane müdürlüğünde. 17 Ağustos 2010 tarihinde görev yaptım. Görev yaptığım yıllar içerisinde okulda arkadaşlarımızla, bendik başka arkadaşlarımızla gayet güzel hizmetler gerçekleştirdik. Mümin ediyorum. Yani biliyorum halkını, yani bunu samimiyetimle söylüyorum. Bakın, şöyle söyleyeyim. Kütüphanesinde 8848 kitap vardı. Ben bıraktığım zaman. Şu anda vardı bilemem. Yani daha çok olmasında biraz elinden gelen bir şey varsa da onu yapmaya çalışırım. Şu anda Nişantaşı Üniversitesi'nde eğitim koordinatörü olarak görev yapıyorum. 37 yıl Türkiye'nin eğitimine hizmet ettim. 3 kez bu okula takviye geldi. Az önce abici söylemişti. Üçünü de geri çevirdim. Yani çünkü 53 senelik bir okul takdir edersiniz ki İsmail Üçlü Olacak Lisesi biliyorsunuz. Oraya takviye yapılmıştı. Ben bunu işlerimle reddettim. O kadar emek verdik her şey eski okula da. Ama böyle bir okula da gereksinim vardı. Bu arada başta Veli Hanım olmak üzere rahmetli ki elini birlikte gittim. Ertesi haftaydı. Bakın heyecanlı. Ertesi haftaydı birlikte gittik Silivri'de. Kardeşi de vardı. Beyin Hoca. Bu bir vefadır. Çünkü vefa bir semtin adı değildir. Takdir edersiniz. Ama ona da rahmet etsin. Hasan abi aynı şekilde babukla görev yaptı. Emeği geçen tüm öğretmen ve eczacılara şükranla yad ediyorum. Her şeyin görüşü olmasını diliyorum. Nişantaşı Üniversitesi'nde de sizlere kahve içmeye beklerim. Her şey gönlünüz olsun. Allah'a emanet olun. Şeker Çiğdem'e verdiği sözü çiğledim. Beni dinlediniz. Yine beraber olacağız. Çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık diyorum. Daha iyi, daha güzel zamanlarda yine beraber olmayı umut ediyorum. Derneği ileri götüreceğiniz için şimdiden çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Evet, sevgili Zülfikar Aktaş abimize çok teşekkür ediyoruz. Değerli müdürlerimize de. Tabii müdürlerimiz burada konuşunca ben de çok heyecanlandım. Özellikle benim üstümde de çok emeği olan Mehmet Karaca hocamızla o dönemde yoktuk ama Sayın Recep Yılmaz, Kemal Yılmaz hocamın da bende emeği çoktur bugünlere gelmemde. Kendilerine de çok teşekkür ediyorum. Onlar konuşurken ben de duygulandım. Evet, şimdi de İhsan Mermerci Anadolu Lisesi'nin yeni binasını, yani bugünkü binasının yapımında katkıları olan değerli büyüklerimin ismini okuyacağım. İsimleri burada olanlar lütfen sahneye arz ediyorum. Süha Mermerci, Sayın Süha Mermerci, Sayın Sefer Kocabaş, Sayın Sabri Kaya, Sayın Ahmet Dokumacı, Sayın Davut Baş, Sayın Tarık Müreç ve Sayın Mustafa Ekiz. Evet, plaketlerini vermek üzere okul müdürümüz sevgili Emin Usta'yı sahneye arz ederim. Evet, Süha Bey de rahatsız olduğundan dolayı bugün aramızda olmadı. Kendisine çok geçmiş olsun diliyoruz. Aferin.
Belki ben bir açıklama yapmak zorundayım. Bunu Tarık Güleç arkadaşım adına alıyorum. Ben futbol oynayarak okulumuza hizmet ettim. İlginiz olan düzeltmekte fayda var sanırım. Evet, sevgili Sefer Kocabaş abimizden de okulu bu yapımındaki emeklerinden dolayı çok teşekkür ederiz. Birkaç kelam almak istiyoruz. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Çok kıymetli hocalarım. Çok değerli okul arkadaşlarım, abilerim, ablalarım. Bugün gerçekten sizin aranızda bulunmaktan ben çok mutluyum. Çünkü benim dönemimde sizler birer efsaneydiniz. Hocalarımız sizleri anlatırken bize sizin arkadaşlıklarınız, birlikteliğiniz, yaptıklarınızı çok duymuştum. Ama çalışkanlığınız yoktu, onu söyleyeyim size. Muhakkak çalışkan öğrenciler, arkadaşlarımız olmuştu. Ben 1977 mezunuyum. Benim mezun olduğum yıllarda dershaneler vesaireler çok az. Az olmasına rağmen İhsan Mermerci Lisesi'nin o döneminin 3 pembe'sinden bir tane üniversiteye girmeyen öğrenci yok. Hepsi üniversite mezunu. Benim sınıf arkadaşlarımın tamamı üniversite mezunu. Böyle bir okulu. Çok gayretliydi hocalarımız. Bizlere çok değer verirlerdi. Müdür hanımdan bugüne kadar hocalarımızdan rahmeti Rahman'a kavuşan, yine okul arkadaşlarımızdan bugüne kadar rahmeti Rahman'a kavuşanların hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Bu okulun yapımıyla ilgili de ilk etapta ben Şevket abim, aynı zamanda benim de hocamdır Şevket abim. Herhalde hocalığa başladığı yılların ilk yıllarıydı belki de. Bana coğrafya dersine gelmiştir. Bir gün beni telefonla aradı. Rahmetli müdürümüz Yaşar Bey'in olduğu dönem içerisinde dedi ki bu okul takviye edilecek. Lütfen okula gelir misin? Gittim, geldim okula. Baktım takviye edilecek bir hali yok. Yani takviye edilenlerin de çok sağlıklı olduğunu inananlardan değilim. Çünkü ben mimarım. Fehmi abim burada herhalde, nerede bilmiyorum ama göremiyorum. Ha, inşaat mühendisi Fehmi abim. Biz beraber iş ortağıyız aynı zamanda. Çok da takviye işleri yaptığımız için çok sağlıklı bulmadık açıkçası. Sonra gerekli yerlere girişimlerde bulunduk. Bulunduğumuz görev gereği dedik ki bu okul takviye olmaz. Bunu yıkalım, yeniden yapalım. Bu aşamada büyük bir mücadele başladı. Israrla takviye olmasını istediler. Şevket abi de ısrarla ne zaman bir yazı gelse muhakkak beni aramıştı. Yetiş okur gidiyor elden. Daha sonraki aşamalarda gerek Milli Eğitim Bakanlığımız, gerekse İl Genel Meclisimiz, İl Genel Meclisimizin komisyonları, İl Genel Meclisimizin Genel Sekreteri, Büyükşehir Belediye'mizin Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve ilgili birimleri gerçekten bu konuda büyük emek verdiler. Ben hepsine teşekkür ediyorum burada. Emeği kimin geçtiyse ayrıca, isimlerini hatırlayamadım veya buradan zikredemediğim kim varsa, Recep Hocam dahil buna, onun da çok büyük emekleri var. Mehmet Hocam'ın emekleri var. Arada olan müdürlerimizin çok büyük emekleri vardır. Yeşim Hanım'ın emeği var biliyorum. Ondan sonra Emir Hocam'ın büyük emekleri var. Hepsine ben buradan teşekkür ediyorum. Bugünlere okulumuz geldi. İnşallah bundan sonra da burada çok kaliteli eğitimler verilecek. Ve siz efsaneler gibi öğrenciler yetişecek. Ülkemize, milletimize, devletimize hizmet edecekler. Ben hepinize buradan teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Evet,
Sefer Kocabaş abimize çok teşekkür ediyoruz. Herkese emeklerinden dolayı tekrardan teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. İnşallah ettiğiniz gibi ne de söyleyeyim. 2014'ün Aralık ayında bu okula atama yapıp okuldu olarak kaba inşaat halindeydi. Hem arkadaşlık geldi. Aynı Çamurlu. Sefer Başkanı da bilir. Belediye Başkan Yardımcımız, Bağlı Baş İmarımız, Başkanımız. Allah dediğim günlerde Şatiye konferans salonu yapalım. Koskoca bir alan kazanalım. Tabii proje gereği mümkün olmadı. Burası aslında iki tane sınıf da bulunduğumuz mekanı konferans salonu olarak düzenlemek zorunda kaldık. İnşaatla ilgili bunu ayaklarına anlatmak istedim. Teşekkür ederim. Evet, şimdi de teklifte almak üzere çok değerli zamanında görev yapmış kıymetli müdürlerimizi, öğretmenlerimizi sahneye davet edeceğiz. Önce müdürlerimizden başlıyorum. İsmini okuduğum değerli müdürlerimi sahneye davet ederek arz ediyorum, sahneye davet ediyorum. Sami Eyüpoğlu, Sayın Sami Eyüpoğlu hocamız, Sayın Atalım Eser hocamız, Sayın Mehmet Sayın hocamız, Sayın Kemal Eyüp hocamız, Sayın Recep Yılmaz hocamız, Sayın Emin Usta hocamız bir daha alacağız sahneye ve Sayın Fahri Kurtuluş hocamızı da plaketten almak üzere Şevket Akça'yı da sahneye davet ediyorum. Şevket Akça hocamız da hazır edelim. Thank you.
para alıyorum olur. Sayın Talat Özçü, Sayın Süleyman Yılmaz,
Sayın Sedat Akın, Sayın Hasan Karadere, Sayın Erdoğan Özsalcı, Sayın Salih Akba, Sayın Tevfik Öner, Sayın Mesut Parol, Sayın Doğan Çarpışan, Sayın Yalçın Doğankan, Sayın Serdar Özkan, Sayın Ergun Güneysu, Sayın İbrahim Türk, Sayın Güler Özbileci. Plaketleri vermek üzere saygıdeğer Fatih Kurtuluş hocamızı kısmıyla davet ediyorum, arz ederim. Kemal Bey.
Yeni bir şey.
Thank you.
Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Sorumuzu soruyoruz. Halkı rica ediyoruz. Sayın Selahattin Tonur, Sayın Baykal Yerka, Sayın Burhan Şen, Sayın Kenan Yöner, Sayın Ersin Gültürk'ün, Sayın Hüseyin Beyaz, Sayın Cahide Güldere, Sayın Reyhan Balkır, Sayın Burhan Özdilek, Sayın Orhan Coşkun, Sayın Şevket Akça, Sayın Arzu Şahin, Sayın Mehmet Oğuz, Sayın Mahmut Handal, Sayın Aliye Erdoğan, Sayın Abdullah Erol, Sayın Enver Aşkın ve Sayın Gülşah Eren Eyaleci'yi sahneye davet ediyorum. Plaketleri almak üzere ve plaketleri de vermesi için sevgili değerli müdürlerimize Kemal Elmas hocamızı sahneye davet ederim, arz ederim. Yeşiltepe'den yöneye ve
gidip gelerek gitseyim. Ama şimdi görüyorum ki burası bir okullar sitesi olmuş. Ortaokulu, Anadolu Lisesi, ilkokullar zaten yok. Bu eğitim kurumlarında aldığım eğitimdir. Hayatımın en güzel mesleğini edindim. Eğitim olarak topluma borcumu ödemeye çalıştım. Biliyorum ama bunu en mutlu duyuyorum. Hepimize sevgi, saygı ve selam. Sevgili evet, bir araç geçmiş yanlış yapacağız. 34 Kastamonu'dan 852 82 34 Adana Trabzon 98 88 98 88 araç şu an geçmiş aracı olanlara dolanıyoruz. Evet, sevgili Şevket abimizi özellikle kapanış konuşması için sahneye davet ediyorum, arz ederim. Buyurun Şevket abi. Tamam. Kendinize katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Dışarıda toplu toprağlarda akşam arzu edenlerle Green Park Oteli'nde akşam yemeğimiz vardı. Hepinize teşekkür ederim. Söylediğiniz bu arada sorun olmuştu. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarınızı sağlık, sağ olun, var olun. Görüntüleri Balkanlar TV'de YouTube'da izleyebilirim canınızda. Bilginize. En sevgili Balkanlar TV izleyenleri, Zeytinburnu'ndayız. Tarihi İhsan Mermercan Anadolu Lisesi'ndeyiz ve 50. yılını dolduran mezunlarımızı bugün özel bir günde ağırladık. İhsan Mermercan Liseleri yönetim kurulu ve lisemizin yönetim kurulu olarak burada ağırladık ve gerçekten de çok duygun anlar yaşadık ve çok önemli hocalarımızdan bir hanımefendi var yanımızda. Tarih hocamız, Gülten hocamız. Sanki bir Hababam sınıfını hatırlar gibiyiz ama o filmlerdeki sahne burada mevcut. Ne mutlu ki siz bu anıyı, bu hatırayı, İhsan Mermercan'ın ruhunu yaşatıyorsunuz. Ben heyecanlıyım ama siz daha heyecanlısınız. Ben de çok heyecanlıyım. Bugün benim için de bayram günü gibi oldu. Daha güne sabah günü heyecanlandım. Çocuklarımı göreceğim. Her zaman da hatırlıyorum. Çok güzel bir gün. Çok teşekkür ederiz Gürtel Hocam. Evet, biz de bu tarihi ana tanıklık ediyoruz. Bu 50. yıl mezunlarımızla birlikte Balkanlar TV ailesi olarak İhsan Mermercan Lisesi'nin bu gününe, güzel gününe biz de tanık olduk. Hepinize iyi seyirler sevgili izleyiciler. Evet arkadaşlar, toplar bir ziyare yap. Evet Sayın Aktaş, Tevfik. Tevfik sen öne gel, Tevfik arada kaybolma. Buraya gel lan. Çekiyorum. Evet. Teşekkür ettik. Evet sevgili izleyenler, lisemizin 50. yıl mezunlarının onuruna verilen günün bu anlam ve önemiyle ilgili sevgili ilçe milleti müdürümüz. Doğru mu söyleyeyim efendim? Nasılsınız efendim? Hoş geldiniz diyelim. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Neler söyleyeceksiniz? Değerli derneğimizin 50. yıl, yarım asırlık başlar bizim derneği. Öğretmenlerimizi okulumuzda görmekten çok mutlu olduk ağırlamaktan. Devamlı okulumuzla birlikte, okulumuzdaki destekleri, çok sağ olsun kendileri. İstanbul'un bu aidiyat ortamı devamlı yaşayacak. Tüm liselerden aynı şekilde örnekten olmasını dilerim. Çok teşekkür ediyorum. Size de teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Tebrik ediyorum. Hayırlı olsun. Bugün böyle bizde toplanıyoruz. Yanımızın sevgili kurucu başkanımız İhsan Mermerciler Dernek Başkanı. Doğru mu söylüyorsunuz? Abi, kurucu başkanı. Kurucu başkanımız İhsan Mermerciler Derneği'nin kurucu başkanı. O şerefe nail olmuş beyefendi. Böyle bir yetişkinli genç. Yani nasıl böyle genç kalabiliyorsunuz? İhsan Mermerciler olmadı mısın böyle genç ki acaba? Bu şıklığı, bu yakışıklığı böyle herhalde olmadı. Dostlarımı seviyorum. Ailemi seviyorum. İnsanları seviyorum. Ülkemi seviyorum. Buna borçluyum. Hadi şu arabayı alayım da. Biz de sizden bu pozitif enerjiyi aldık. Gerçekten bugün çok güzel karşılıyoruz bu dönem arkadaşlarımızı. Sonra bir dönemleri. Bundan sonra bu devam edecek değil mi? Her zaman devam edecek. Zaten bizim derneğimizin
toplumla bu kadar kaynaşmasının ve bu kadar süresinin de belirttiğiniz gibi asırlık çınar olmasının sebebi sevgi, saygı ve birlikteliğe dayanan bir temele oturuyor. O bakımdan uzun süreli olmuştur. Daha da uzun süreli olacaktır. Ben buradan şunu söylüyorum. Düşünün ki bundan tam 50 yıl önce şu arka tarafta bu eski durumundaki yerden mezuniyet belgemi aldım. O günkü kadar heyecanlıyım, sevinçliyim, kıvançlıyım. Dostlarım yine buradaydılar. Çok da güzel bir toplantı oldu. Siz de onur kattınız. Emeklerinize teşekkür ediyoruz. Saygılar gönderiyorum. Saygı, hürmet bizden. Dinleyicilerinize, izleyicilerinize. Sevgili kurucu başkanımızca 50 yıllar ediyoruz. Sizi tebrik ediyoruz. Ve yanımızda mavi gözlü ve mavi takımıyla böyle Zeytinburnu'muzun, İhsan Mermerci'nin yakışıklı böyle eski yerleri kanlarından Salih Zekilmiş olan abimiz var. Efendim tekrar size de hoş geldiniz. Hayırlı olsun. Tebrik ediyoruz. Neler söylüyorsunuz? Tabii ki benden önceki konuşan Sayın Kurucu Başkanı'ndan sonra konuşmak bayağı heyecan verici. Şu anda okulumuzdan, İhsan Mermerci'sinden mezun olmuş, 50. yılı tamamlamışlarla ilgili etkinliğimizdi. Sağ olsunlar bir öncülük ettiler. Bundan sonra her yıl düzenlenmek üzere bu etkinlik devam edecek. Bu fırsatı bize verdikleri için kendilerine teşekkür ediyorum. İnşallah bu düzen yeni gençlere de sirayet edecek. İhsan Mermerciler tüm Türkiye'ye yayılmış çok değerli insanlar. Onların hepsine burada sevgi ve saygılarını sunuyorum. Sağ olun. Evet. Biz de bu selamı ileteceğiz kendilerine. Ve yanımızda sevgili Sahibin evet. Sekber Hocam var. araç çıkmak istiyor ama o bizi bekleyecek herhalde. Sahibin abi gelene kadar beklesin. Tamam. Şimdi... Sevgili Sahibin Sökmen, sizi halk oyunları eğitmeli. İhsan Mermerciler size dernek başkanlığımızdan geliyoruz ve bugün de 50. yılı burada kutladığımız arkadaşlar tarafından neler söyleyeceksiniz? Öncelikle 12 yaşında başladığımız bu serüvene şu anda 50-60'lı yaşları geçen bütün arkadaşlarımızla beraber çok mutluyuz, çok gururluyuz. Hele Zülfikar abini düşünün 12 yaşında tanıdım. Hala Zülfikar abiyle beraberiz. Benim de halk oyunlarında çok uzun yıllar Avrupa'da şampiyonluklar, Amerika'da, Kanada'da, İtalya'da, İngiltere'de büyük çabalar neticesinde ülkemize çok değerler kattık. Özellikle İhsan Mermerci Lisesi'ne çok değerler kattık. Aslında şunu söyleyelim mi? İhsan Mermerci Lisesi'nin halk oyunları ekibi dünya şampiyonu olmuştu. Tabii. Bu şampiyon ekipte sizde vardınız değil mi vardık, Sahibin abi? Vardık. O zaman da söylemiş olalım değil mi? Tabii onu da söylemiş olalım. Hala şu anda halk oyunları içinde olan bir nefer olarak gençlerimizi yetiştirmeye çalışıyoruz. Atatürk'ün ruhu içerisinde yaşatmaya, Atatürk'ünü kesmini yaşatmaya ve demokratik bir ortam içerisinde gençlerimize en güzelini vermeye hala gayret ediyoruz. Zülfikar abi de hala gayret ediyor. Bu nedenle bundan sonraki İhsan Mermerci Lisesi'ni yalnız bırakmayacağız. Bunun yanında olacağız. En güzel günler gençlerimizin olsun. Evet, teşekkür ediyoruz. Biz de çok teşekkür ederiz. Biz de teşekkür ederiz. Zeytinburnu'muzdan, İhsan Mermerci Lisesi'mizden hepinize sevgiler sevgili Selim abi gerçekten güzel bir kalabalık vardı bugün. Güzel bir kalabalık vardı. Güzel dostlarınız vardı, dönem arkadaşlarınız vardı. Bugün size yalnız bakmadan biraz İhsan Mermerci Lisesi'nden bahsedelim mi? Nasıl bir liseydi İhsan Mermerci Lisesi? Kendileri mezun etti ve sizin için anlamı, değeri, kalbinizdeki yeri neydi? Bunu anlatmak istiyorum. Yani bu kadar kısa uzun şey değil. Cevabı olan bir soruyu sordum ben. Çok uzun bir hikaye. Kısaca, çok uzun anlatmam evet. lazım. Ünlü kısaca, isimler var mıydı burada? Kısaca çok ünlü isimler var. Tabii ki çok sevgilik edelim bunları. Hoş arkadaşlarımız vardı. Fatih'lerini duyuyoruz. Fatih Hoca, Güneyt Tanman, Bülent Ünder, bunlar milli arkadaşlarımız, sporcular. Halter'de Kerim Hoca. Saadil abi de biraz kopya versin. Estağfurullah. Futbol takımımız, zamanında şampiyon olan folklor ekiplerimiz vardı. Dünya şampiyonu, evet Sedat Misket vardı. Yine Halter'cimiz. Türk Sanat Müziği'nde Perihan Yıldızımız vardı. Sadece öğrenci, mimar, mühendis, öğretmen yetiştirmemiş. Aynı zamanda sanatçılar, sporcular, sporcu yamar olmuş. Çok değerli isim yetiştirmiş bir grup burası. Ve eski lise bu.
başkanımız ilk akşam sesinden mezun olmuş Mehmet Ali Şahin Bey. Bizim okul mezunumuzdu. İstanbul Kültür İşleri Daire Başkanı Abdurrahman Şen dostumuz. Bizim okul mezunumuz. Engin Meral, Fenerbahçe'de daha sonra oyunumuz. Engin Meral diplomasını hatta burada. Kaç kıcı arkadaşlarımız da var. Yani hakikaten saymakla bitmez ki inşallah daha yenileri gelecek. Özel günleri getireceğiz bunlara. Biz de sizleri tebrik ediyoruz sevgili Sayın Ağabey. Bizi davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bize 50 yıllara diyoruz. Dönem arkadaşlarımızla sağlık ve sağlık. Recep Hocam. Recep Hocamız da okul hocam müdürüydü. Evet, Recep Hocam da birkaç yıl önce değil mi hocam? Bir dakika. 2010 yılı arasında okulda bu okulun görevi yaptım. Bulunduğumuz süre içerisinde özellikle Saadettin okulunu çok izbe bir durumdan çok işler bir duruma getirdik. 2007 senesinde okulumuz klasik liselerde 3. İstanbul'da. Maalesef Mesluca Santral Lisesi o dönemde benim tüm ısrarlarıma rağmen Mesluca Santral Lisesi'ni Anadolu Lisesi yaptılar. Bu okulu yapmadılar. Ve şu anda bu okul niteliksiz okullar diye tabir edilen okul grubuna girdi. Mesluca Santral çok önemli bir okul. Tarihi bir eğitim kurumuyken bu hale geldi. Emeği, burada kalmayacak yani, değil mi hocam? Tabii ki. Emeği geçen tüm arkadaşlara sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Ebediyete geçmiş başta Bediye Ahmet'le, Bediye Ahmet, Hasan Şeker abimiz, Besin Bey, Besin Bey, Yaşar Bey, Ata Bey, hepsine rahmet ve minnetle yad ediyorum. Nice 50'li yıllara. Teşekkür ederiz. Kemal'le de bir şey yapalım, tamam mı? O zaman buradan bir el sallayalım hep beraber. Evet. Kemal abimizle beraber. Kemal abimizle beraber. Gel, evet, sen de salla, sen de salla. Evet, gel başkan da gelsin. Gerçekten. Başkanım buyurun. Gel, el sallayacak. Gel bir el salla. Senden başkan olmuyor. Sensiz olur mu ya? Gel, evet, Mehmet, sevgili izleyenler, gerçekten burada doğayan isimler var. Doğayan isimleri burada bugün ağırladık. Hocam buyurun gelin. Emel hocamla da konuşturalım. Evet, tamam. Evet. Tamam. Şöyle Emel hocamı ön tarafa alalım. Şöyle. Gel hocam. Bir hanımefendi hocamız olarak böyle genç. Pırıl pırıl. Maşallah bu yaşından adam böyle ayakta dimdik. Sevgili Emel hocam şöyle kameralara dönersek. Seni çok seviyorum. Ama burada ben bir şeyi anlamak istiyorum Emel hocam. Acaba burada bir sır mı var? Bu kadar genç delikanlılar toplanmışlar. 50. yıl var ben şimdi. Ben iktisat mezunuyum, hesap yapmaya çalışamam ama bir türlü hesap çıkaramadım, hesabı çıkaramadım. Böyle şık, genç, dinamik ve sizin gibi genç hocalarımızla birlikte bugün bu enerjiyi, bu gençliği, bu dinamikliği nasıl yakaladık? Burada İhsan Mermerci'nin bir payı var mı sevgili hocam? İhsan Mermerci'nin Biz de sevgili hocam, sizlerden gerçekten pozitif bir enerji aldık. Tüm kalbimle söylüyorum, kendimle söylüyorum. Bu güzellik hep devam etsin sevgili. Biz de 50 yıl ediyoruz. Teşekkür ederim. Sizler de bunu duyuyorum. Bakın, yani pırıl pırıl gençlerim dedim. Biz de sizinle kuruluyoruz, iftihar ediyoruz ve sizlere örnek alıyoruz efendim. İyi ki varsınız. Rafet Başkan da geldi. Rafet'i de unutmayalım. Senin bu televizyonunda sen burada değilsin. Hayır, olsun. Ben burada diyor ben. Ne yaptın? Trikapanla başlıyor. Teşekkür ederim.